yaptım ya? Adam disiplinli. Erkenden kalkmış, duşunu alıyor. Çayını filan da demlemiştir şimdi. Ay, geç olmuş. Aynısı işte. Ne yapıyorsun? Ceza veriyorum. Ya lütfen, o kolye çok önemli, lütfen. Eğer konuşmazsan kolyeni alırsın. Ama konuşursan bezi ağzına tıkarım. O zaman belki kolye de rüzgardadır. Günaydın. Günaydın. Ne arıyorsun? Ben şey, tişört. Ya dün gece kustum ya. Ha. Rüzgarın çekmecesini karıştırınca dedim yine yeni ipuçları peşinde mi bizimkisi? Ay ilahi Sinan yani, gerçekten ben de ne diyor diyorum. Bulabildin mi bari? Ya ipucu falan aradığım yok. Nasıl böyle bir şey yakıştırabiliyorsun bana? Tişörtü diyorum. Bulabildin mi? Ha yok, yok ama gerek de yok. Ya düşünün de şimdi eve gideceğim zaten. Böyle idare ederim ben. İyi, tamam. Yok kızlarla buluşacakmış da yok bilmem neymiş. Ben bilmez olur muyum? O aşçı da var o işin içinde. Bak Rıza, sana söylüyorum. Yarın öbür gün bu kız gelecek. Anne, baba ben bu çocukla evlendim diyecek. İşte o zaman iş işten geçmiş olacak. Ben çıkıyorum. Aa, nereye gidiyorsun? Restorana, şu işi çözmeye gidiyorum. Aman Rıza, çocuğa bir şey yapayım deme. Bu çocuk yüzünden kızımızın başına gelmeyen kalmadı. Daha bekleyeyim mi? Ay vuracaksın çocuğu Rıza. Ya ne olursun saçmalama. Rıza, söz ver bana böyle vurdulu kırdılı bir şeyler yapma lütfen. Ya duyan da manyak zannedecek beni. Duyan da hiç yapmadığın şey zannedecek. Böyle kendine Adana Lord'u muamelesi yapman da enteresan yani Rıza. Ya Rabbim, Zübeyir. Zübeyir mi? Aa, ayol kovdun ya çocuğu. Kafa bırakmıyorsun ki insanda. Ay, onun da suçlusu ben miyim Rıza? Hah, özledim demiyor da. Geçtiyse sinirin, çağır çocuğu da gelsin bari. Yok, o kadar kolay değil o iş. Bir burnu sürsün, bir anlasın Hanya'yı, Konya'yı. Benim arabanın şeyi nerede? Şeydeydi. Hadi fırla. Hadi canım. Oh. İç bakalım. Midene iyi gelir. Affettin mi? Hayır. Çok inatçısın. Soğutma hadi iç. Ay, ay Sinan, bu ne? Zehirleyecek misin sen beni? Pelin, naz yapma artık iç. Yani bu bitki çayı değil, resmen benzin falan. Sen ne koydun bunun içine? Ya abartma Pelin, ne koyacağım? Ihlamur, zencefil falan. Ver bakayım şunu. Tamam, biraz şekere ihtiyacı var. Hı hı, biraz. Bak bu midene iyi gelir, mikropları temizler. Hatta toksinleri bile atar. Hı.
Bana anlatıyorsun. Ben diyetisyenim, unuttun mu? Unutmadım tabii. Hatırlattığın iyi oldu ama. Ne yaptın bu iş konusunu? Karar verebildin mi, ne yapacağını? Verdim. Şöyle ki, özgeçmişimi Filia'ya yollayacağım. Çünkü çok iyi olduğunu duydum. Pelin, ciddiyim ben. Tamam, tamam. Yani halledeceğim ama önce biraz düşünmem lazım. Ha ben ya o gün soracaktım, unuttum. Sen benim muayenehaneyi sattığımı nasıl öğrendin? Pardon. Selam. Kusura bakma ya, anahtarımı unutmuşum. Uyanalı bayağı oldu zaten. Selam. Selam. Sorunu çözdüğünüze sevindim. Umarım Pelin'e bizim dışımızda gelişen bir olay olduğunu unutmuşsundur. Gerçi ben dün telefonda anlatmaya çalıştım ama demek ki yeterli olmamış. Kusura bakma, dün fevri davrandım. Bunu mu duymak istiyorsun? Yok. Benim yüzümden tadınız kaçmasın yeter, ben bunu istiyorum. Koymuştum. Nerede bu? Eminim buradaydı. Sinan, çekmecem karıştırılmış. Sen bir şey mi aradın? Sinan değil, ben. Ya kusura bakma Rüzgar, Pelin'in tişörte ihtiyacı oldu da. Gerçi sonra vazgeçtim. Neyse, sorun değil zaten. Ya gerçekten kusura bakma, ben şey yapabilirim, hemen toparlayabilirim. Yok yok, hayır, cidden sorun değil, ben hallederim. Pelin bak. Yok tamam, hallettim. Pelin lütfen, gerek yok. Ben kendim hallederim, tamam. Tamam, merak etme, hallettim ben. Sen bir de benim odamı gör, böyle çekmecelerim falan darmadağın. Tamam, ben hallediyorum. Ya Pelin yeter. Sen niye bu kadar gerildin? Görmemi istemediğin bir şey mi var? Evet, özel eşyalarım var ve görmeni istemiyorum. Yeterli mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.